enerjinizi kendiniz depoladığınızda tam bir enerji bağımsızlığından bahsedebiliriz. Günlük hayatımıza elektrik çok fazla girdi. Fazla giren bu elektrik aynı zamanda talep tarafında patlama yaratıyor ve bu talebi karşılayabilmek amacıyla da arzın artması gerekiyor. Bu durumda siz enerjiye ihtiyacınız olduğu zaman ulaşamıyorsanız size en pahalı enerji ulaşamadığınız enerjidir kavramı ortaya çıkıyor. O sebeple enerjinizi kendiniz depoladığınızda tam bir enerji bağımsızlığından bahsedebiliriz. Yani çatınızda güneş panellerinizi kurdunuz. Daha sonra o panellerden ürettiğiniz elektriği evinizde kullandınız ama gündüz artanınız ortaya çıktı. Artanınızı kendi akünüzde depolayıp daha sonra akşam saatlerinde de kendi depoladığınız enerjiyi kullanırsanız tamamıyla bir enerji bağımsızlığından bahsedebiliriz. Ama günümüzde yaşanan özellikle enerji arzındaki problem sebebiyle insanlarda kaygılar olabiliyor. Yani iklim değişmesi sebebiyle aşırı sıcak havalarda enerji kesintileri artabiliyor. Nakil hatlarında problemler ortaya çıkabiliyor. Enerji kesintisine tahammülü olmayan tüketicilerde depolama önem arz etmeye başlıyor. Ayrıca eğer bulunduğunuz bölgede sağlam bir nakil hattı altyapı yatırımı yoksa dalgalanması yaşıyorsanız, elektrik kesintisi yaşıyorsanız depolamayı yapmak zorundasınız. Bununla beraber eğer endüstriyel tesislerden bahsedersek, büyük tesislerden bahsedersek bir anlaşma gücünüz var. Anlaşma gücünüzün üzerinde enerji ihtiyacınız olduğunda şebekeden çektiğinizde ceza yersiniz. Avrupa'da bu cezalar çok daha fazla. Türkiye'de henüz daha o seviyeye gelmedi ama bir süre sonra dağıtım şirketleri kurdukları şebekeleri yönetebilmek amacıyla ihtiyacından daha fazla veya sözleşmesinden daha fazla enerji çeken şirketlere cezalar yazmaya başlayacak. Bu durumda sizin anlık olarak yüksek enerji ihtiyacınız olduğu takdirde depoladığınız enerjiden o anlık ihtiyacınızı karşılarsanız bu tip yaptırımlardan kurtulabileceksiniz. Ayrıca lityum aküler şu anda gelişmeye çok açık. Bir süre sonra da en çok bulunan depolama teknolojisi olmaya başlayacak. O sebeple de fiyatlar önemli miktarda geriye geliyor. Salgın kaynaklı tedariklerde yaşanan bir takım geçici sıkıntılar sebebiyle geçici süreli bir fiyat yükselmeleri var. Fakat önümüzdeki 2-3 yıl sonra dünyada hem lityum demir fosfat akülerin çok yaygın olarak kullanılabileceğini ve maliyetlerinin de epey geriye çekileceğini düşünüyoruz.